uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Aa, Şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. Bu, sizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım, çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Güzeller, şirin kristal çiçekleri. En sevdiğim çiçeklerin hepsi burada. Aa, hem de sarı. Şirin'i! Bak ne kadar çok odun topladım. Sakın! İmdat! Şirin'i! Ne oldu? Neredesin Şirin'i? Aşağıdayım. Aşağısı neresi? Aşağı burasıymış. Evet, ve şimdi ikimiz birden aşağıdayız. Evet, ne tesadüf değil mi? Şaka. Şimdi buradan nasıl kurtulacağız? Sen merak etme Şirin'i, ben şimdi yukarı tırmanırım. En azından hala denemediğimiz bir yol daha var. Nedir o? İmdat! İmdat! Bizi kurtarın İmdat! İmdat! Biri bize yardım etsin! Hiçbir işe yaramıyor. Hiç kimse bizi duymuyor. Ne yapacağız şimdi? Bu da ne? Belki de Şirin babadır. Şakar. Şirin baba hırlamaz ki, değil mi? Bu ne? Blaster, seni geri zekalı köpek. Lezzetli bir tavşan yakalıyorsun ve sahibine haber bile vermiyorsun. Nankör hayvan. Eğer onu benim için yakalamadıysan bundan sonra sana bir tek kemik parçası bile vermem. Ah, kemikten söz edince tavşan ızgarada pek güzel olur. Aha, işte yakaladım. Aa, siz kimsiniz? Ben de Şirin'e, yani ben aslında. Biz Şirinleriz. Şirinler mi? Bu inanılmaz. Bütün dünya sizin gibi küçük yaratıkları görebilmek için sıraya girecektir. Ama önce Büyük Bombast'ın gezgin şovunda birkaç küçük numara öğrenmeniz gerekecek. Benim sevgili küçük yaratıklarım bu dünyadaki insanların görebileceği en güzel ve en sıra dışı gösteri olacak. Ama biz hiç numara bilmeyi bilmiyoruz. Ben birkaç numara biliyorum. Hayır Sakar, bilmiyorsun. Elbette biliyorum, seyret bak. Özür dilerim Şirin'e. Şimdi beni anladın mı? Hiç önemi yok. Ben Büyük Bombast, bu boş kafalı geri zekalı hayvanı bile eğittikten sonra sizinle harikalar yaratabilirim. Sessiz ol. Bu küçük yaratıklar sayesinde senin o berbat gösterilerine birkaç seyirci toplayabiliriz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şirin baba bizi hatta bulamayacak. Evet. Köyümüzden oldukça uzağa gidiyoruz. Hey, o çiçeklerle ne şirinlemeyi düşünüyorsun Şirin'e? Şirin baba için bir iz bırakıyorum. Sakar! Neredesiniz? Şirin'e! Dikkatli bakın Şirinlerim, onları bulmak zorundayız. Durun, burada bir şeyler var. Çiçekler! Şirin'e çiçekleri çok sever. Sakar'ın topladığı odunlar da burada. Peki şimdi onlar nerede? Kayıp Şirinler için şiir nerede? Bizim küçük dostlarımız Şirinler... Şiirden nefret ederim.
Şirin baba, Şirin baba. Bak bir devin ayak izleri. He. Bu izler bir insana ait olmalı. Şirin baba, bak tekerlek izleri de var. He. Bulmaca yavaş yavaş ortaya şirinlenmeye başladı. Ama bütün bunlar ne demek oluyor Şirin baba? Bu demek ki Şirin'e ve Zakar bir insan tarafından kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Bu tekerlek izlerini nereye gidiyorlarsa takip etmek zorundayız. Daha hızlı, daha hızlı tembel hayvan. Ve sen neden durmadan havayı koklayıp duruyorsun bakayım? Bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun aptal hayvan? Bunu anlamayacağım mı sanıyorsun sen? Ha bu da ne? Aha, demek sorun bu. Şimdi niçin durduk? Özür dilerim küçük yaratıklarım ama kurtarıcılarını ser kimse artık sanırım. Bu küçük takibin sonuna geldik. Aman tanrım burada bir sürü tekerlek izi var. Biz hangisini takip edeceğiz? Şimdi onları nasıl bulacağız Şirin baba? Bu yol insanların yaşadığı bir kasabaya çok uzak değil. Bu taraftan gitmiş olmalılar. Biz de o tarafa gideceğiz. İnsanların köyüne mi? Orasının çok tehlikeli bir yer olduğunu biliyorum ama başka şansımız yok Şirinlerim. Peki Şirin baba. Hayır, hayır, hayır. Bir kez daha deneyin. Ve bu sefer şunu doğru yapın. Peki efendim. Blaster, ne yaptığını sanıyorsun sen orada, ha? Evet, geç bakalım geriye, hadi. Lütfen Bay Bombas. Bu numaralar bizim için çok zor. Bunun hepsini yapmak zorundasınız. Evet, büyük Bombast'ın gösterisi için hazır olun. Daha hızlı. Çok hızlı gitme Sakar. Hızlı olan ben değilim, top çok hızlı. Aptallar, yapabileceğiniz bir numara buluncaya kadar denemeye devam edeceksiniz. Hadi bakalım. Daha ne kadar yolumuz var Şirin baba? Çok fazla değil. Daha ne kadar yolumuz var? Aynı şeyi bana tekrarlatmayın. Evet işte bu. Devam edin. Birki. Sence de güzel görünüyorlar değil mi Blaster? Evet Şirinler bu kadar yeter. Sanırım artık küçük bir gösteri için hazır sayılırsınız. Daha hızlı. Kaybettiğimiz her dakika uçan para demek. Şaka baksana her şey ne kadar büyük. Evet. Şirin babanın bizi burada nasıl bulacağını çok merak ediyorum doğrusu. Hey taze balık. Taze balıklarım var. Burada bekleyin küçük Şirinlerim. Ben çevreye bir göz atmaya gidiyorum. Çok dikkatli ol Şirin baba. Aman tanrım. Hey. Bir şey görebildin mi Şirin baba? Evet. Büyük bir araba tekerleği neredeyse beni ezecekti. Şirin baba, burada bir sürü araba var. Onların hangisinde olduğunu nasıl bulacağız? Onları buluncaya kadar tüm arabalara bakacağız Obur. Arabalardan nefret ederim. Gözlerinize dört Şirinliğin. Hiç kimsenin bizi takip etmemesine izin vermemeliyiz. Anlaşıldı mı? Herkes iyi mi Şirinler?
Ben iyiyim göçle, ucuza atlattık. Ne kadar da yakından geçti. O kadar yakından geçti ki tüm hayatım bir şerit gibi gözümün önüne geldi. Ne kadar eğlenceli bir hayattı. Durun biraz. Somurtkan nerede? Ne? Somurtkan nerede? Hayır olamaz. Kalabalıktan nefret ediyorum. Numaralarınızı çok daha dikkatli yapın. Yakında beni çok zengin ve ünlü biri yapacaksınız. Ve sen boş kafalı köpek, ben bu posterleri köyün duvarlarına asarken sen de küçük yıldızlarımıza gardiyanlık yapacaksın, anladın mı? Onlara en ufak bir zarar gelmesini istemiyorum. Kafana iyice bunu sok, aptal köpek. Ama bu iş samanlıkta iğne aramaya benziyor Şirin Baba. Kesin sızlanmayın. Sakar ve Şirin'e yakınlarda bir yerde olmalılar. Ve onları almadan buradan gidemeyiz. Anlaşıldı mı? Biri buraya geliyor ha. Ay! Ay! Biz sadece numaralarımızı çalışıyorduk. Bu işe yaramıyor Sakar. Buradan asla Şirinlenmeyi başaramayacağım. Evet. Ve bahse girelim ki Blaster buradan gittiğimize çok sevinecek. Sakar, bana harika bir fikir verdin. Öyle mi? Biliyor musun Sakar? Eğer biz buradan kaçabilirsek Blaster tekrar bu şovun tek yıldızı olabilir, değil mi? Ama bizim gibi iki küçük Şirin'in bu kocaman kafesten kurtulması hiç olanak yok, öyle değil mi? Evet, hiç yok. Aa, sanırım burada sıkıştık. Zavallı Blaster asla tekrar şovun tek yıldızı olamayacak. Blaster, bu ne büyük bir sürpriz. Bu yardımını hiç kimseye söylemeyeceğiz. Öyle değil mi Sakar? Neyi söylemeyeceğiz Şirin'e? Önemi yok Sakar. Hadi gel gidelim. Nereye gidiyoruz Şirin'e? Bombastan kaçabileceğimiz her yer. Hadi. Şimdi neden durdun? Aman tanrım. Bombastı çivi torbasına düştük. Hemen buradan çıkmamız gerekiyor. Hadi. Tanrım. Tanrım, şimdi seyirciler ve onların paralarını beklemeye başlayalım. Her tarafı aradık. Her tarafı aramaktan nefret ediyorum. Şirin Baba, Şirin'e ve Sakar'ı bu koca köyde bulacağımızdan emin misin? Elbette eminim. Yani sanırım. Kaçtılar mı? Seni geri zekalı köpek, sana onlara dikkat etmeni emretmiştim, değil mi? Sen büyük bombasla nasıl karşı gelebilirsin? Bunu sana çok kötü ödeteceğim. Benim küçük yıldızlarımın kaçmasına nasıl izin verirsin aptal yaratık? Kapa çeneni. Ben konuşurken susmasını. Aha, bu da ne? Koş Sakar, koş. Aptal aptal duracağına koş ve onları yakala. Hadi aptal köpek. Sakar, hadi diğer tarafa koşalım. Beni izle Şirin'i. Eşeği aramıyoruz aptal köpek. Sana Şirinleri yakalayacaksın dedim. Aptal. Koş Sakar, buradan kurtulmamızın başka yolu yok. Sakar. Gördün mü?
Bir de bana zakar derler. Şimdi sırası değil, gitmemiz gerekiyor. Ay. Demek buradasınız tam zamanında. Birazdan şov başlayacak çocuklarım. Ah, Azman, bizim için ne kadar güzel bir hava değil mi? Herkes sevindi ve her yer bizim. Bu kadar önemli bir günde yağmur yağması ne berbat bir şey. Bütün planlarım mahvoldum. Gösteriye hiç kimse gelmiyor, biz para kazanamıyoruz. Bu havada yalnız aptallar sokaklarda dolaşır. Hey, işte bir aptal buraya doğru geliyor. Bu kadın mı? Ah, şirinler. Demek buradasınız ha. Çok sevindim. Bugünün harika bir gün olduğunu biliyordum. Dur bakalım dostum. Şovumuz neredeyse başlamak üzere. Heyecanlı mısınız? Ha, biraz rahatlayın. Sadece bir tane seyirciniz var. Ve bir peni hiç yoktan daha iyidir. Şimdi sizlere şirinleri... Ha? Olamaz Şirin'e. Gargamel nereye gitti acaba? İşte buradayım. Sonunda avucuma düştünüz, sizi mavi suratlı bücürler sizi. Sessiz ol Azman. Cici köpek. Ben sadece küçük dostlarınıza yakından bakmak istemiştim. Yani ben kemkümü onlara bıraktım ikisine. Keşke kalsaydım ama gitmeliyim şimdi. Gerçekten gitmem gerek. Bırak beni aptal. Bırak. Nereye gittiğimi göremiyorum. Bırak beni diyorum. Ne yapıyorsun sen? Demek çoğu para vermediniz demek istiyorsun. He? İnanmıyorum. Hayır efendim. Beni yanlış anladınız. Para için değil tabii ki. Ne yapacağız Şirin baba? Evet, neredeyse bütün arabalara baktık. Hey, ama şu arabaya bakmadık. Hadi gelin Şirinler. Hadi Şirin'i, Saka, neredesiniz? Yoksa buraya mı saklandınız küçük Şirinler? Ne kadar da büyük. Kaldırmaya çalışacağım ama yemek daha kolay. Az daha eziliyordum. Bulabildin mi obur? Evet büyük baba, hepsini buldum. Buldum, buradalar. Ay! Bu işe yaramıyor. Sonsuza kadar onları kaybettim. Zavallı Şirine. Zavallı Sakar. Benim zavallı Şirinlerim buraya kadar geldikten sonra artık pes edemeyiz. Para ödemeden benim küçük mavi yaratıklarımı nasıl seyredersin? Küçük mavi yaratık mı? İstediğiniz paranın 10 katını size verebilirim. Sadece bakmak istemedim. Onları satın almak istiyorum. Hepsi bu. Bu ses bana tanıdık ya. Gargamel. Bundan nefret. Boş ver. Benimle gelin. Büyük bombastan yıldızlarını satmasını mı istiyorsun aslan? Ama istediğinizin 2 katını vereceğim. Ve bu her işe yarayan kediyi size bedava verebilirim. İlgilenmiyorum. Beni bir daha rahatsız etmem. Sahnelemem gereken bir gösterim var. Belki küçük yıldızların istediğin gösteriyi yapamayacak kadar yorgun olurlarsa fikrini değiştirirsin. Hangisinin daha kötü olduğunu bilmiyorum. Bombast mı, Gargamel mi? Bu çok zor bir karar Şirin'e. Bu duman nereden çıktı şimdi? Bu duman değil. Bu. Azman, bombas bu işe yaramaz şirinlerden kurtulmak için bize yalvaracak sonunda. Şirine, ne oldu sana? Sanırım Gargamel onları uyutacak bir sihir yapmış olmalı. Gösteri başlıyor. Ve şimdi bayanlar, baylar, işte huzurunuzda sizleri şaşkınlığa uğratacak dünyada bir eşi daha olmayan şirinler. Yapmadığımızı isteriz. Uyanın lütfen, bunu bana yapamazsınız.
Sanırım küçük şirinlerin seni başarısızlığa uğratı dostum. Yine mi sen? Evet, görünüşe göre küçük dostların işe yaramıyor. Buna rağmen sana bir iyilik yapıp onları alayım diyor. Demek bana iyilik yapmak istiyorsun. O halde seninle arabanın arkasında görüşürüz. Hayır dur, bombaz dinle, bak bak sana bir şey teklif edeceğim, dur. Pekala, ortalık temizlendi. Çabuk olun şirinlerim, yoksa hepimiz kendimizi bu kafeste bulabiliriz. Zavallı şirine. Zavallı sakar. Kesin ağlamayı ve bana yardım edin. Hayır lütfen yapma, başım çok ağrır. Başım şimdiden ağrımaya başladı. Azman bir şey yap, beni kurtar. Azman. Ve şimdi bayanlar ve baylar, gösteri devam ediyor. Sizlere korkunç büyücüyü sunuyorum. Ama bir kere seyredin lütfen, bakın hoşunuza gidecek, eminim bundan. Oh. Neler oldu? Evet ne oldu? Şirin baba, seni gördüğüme çok sevindim. Tanrım, bu gösteri işinden kurtulduğuma çok memnunum. Eminim sizin ne hissettiğinizi çok iyi anlıyorlar, bakın. Hey, bu da nedir Şirin baba? Şşt, dinleyin. Bizim peşimizden geliyorlar Şirin baba. Çabuk olun, şu kütüğün içine saklanalım. Ama beni anlamıyorsunuz, bakın bu sefer gerçekten paranızı ödeyecektim. Hiç önemi yok, ödemeyi bu şekilde yapmanı tercih ederim. Bravo, işte seyretmeye değer bir gösteri. Ne demek istedin Şirin baba? Yani mutlusun. Merhaba çiftçi Şirin. Merhaba becerikli. Benimle Şirin topu oynamak ister misin diye sormaya gelmiştim. Ha gelemem. Bu çimleri biçmem gerekiyor. Ama bir türlü yapamıyorum. Merhaba şakacı. Yüzmeye gidelim mi? Aa, yüzmek mi? Bu odunların hepsini kesmem gerekiyor. Ve bu bir şaka değil. Merhaba Bor, benimle birlikte... Ay üzgünüm becerikli, çok meşgulüm. Ne yapıyorsun becerikli? Boşver. Keşke şirinlerin işlerini daha çabuk yapabilecek bir şey olsaydı. Buldum, bir şey icat edeceğim. Bir de bu barışmanın sebebi nedir Şirin? Becerikli bize bir sürpriz hazırlamış. Sürprizden nefret ederim. Lütfen dikkat Şirinler. Sizlere bütün işlerimizi yapacak en büyük icadımı takdim etmekten onur duyuyorum. Karşınızda Robot Şirin. Robot Şirin'in düğmelerine basarak hangi işi yapmasını bildirmek yeterli. Robot Şirin sizin işinizi yapacaktır. Hiç merak etmeyin. Çok ilginç. İnanılmaz. Bu makine 100 Şirin'den daha güçlü arkadaşlar. Ah becerikli eski dostum, önce ben kullanabilir hayır, miyim? Hayır, önce ben kullanacağım. Hayır, önce ben, sıra bende. Hayır, önce ben. Bir dakika, ilk denemeyi Şirin babanın yapmasını istiyorum çocuklar. Teşekkür ederim becerikli. Sırtım çok ağrıyordu, acaba robot Şirin biraz masaj yapabilir miydi? Birazcık sağa doğru, biraz da sola. Tam orası. Kendimi çok şirin hissediyorum. Sıradaki.
diğer pastaya biraz daha az şeker koy lütfen. Robot şirin. Bu pastaların tadı biraz az olmuş da. Aa, robot şirin ne kadar çok şey yapabiliyorsun öyle. İş yapmaktan nefret ederim. Zaten işler için robot şirin var. Bu parçanın ne işe yaradığını çok merak ediyorum. Bir göz atayım. Aa, bakalım neymiş. Robot şirin. Neredesin? Robot şirin. Demek buradasın. Dur. Hayır. Ne oluyor böyle? Ay! Hiçbir şey anlamıyorum. Nerede yanlış yaptım acaba? Bilmiyorum ama bütün köyü yok etmeden önce bu makineyi hemen durdurmamız gerekiyor becerikli. Korkarım onu durdurmak için güç kullanmak zorunda kalacağız. Zavallı robot şirin. İşaret verdiğim zaman üstüne atlıyoruz. Şirin ne lan? Ay! Hadi yakalayalım. Üzgünüm robot. Bu benim canımı seninkinden daha çok yakıyor, inan bana. Bugüne kadar icat ettiğim en iyi makinaydın. Ben nerede yanlış yaptım bilmiyorum. Bu senin hatan değildi becerikli. Sen elinden geleni şirinledin. Heyecanlı değil mi Leydim? Yerimde duramıyorum Dolz. Yarın Prens Gerald'ın 12. doğum günü. Yeni kralımız olması için artık yaşı doluyor. Bu beni de heyecanlandırıyor Bayan Sorberry. Ama zavallı küçük prensimizin uzun zamandır çok hasta olması beni endişelendiriyor. Evet ama yarın tacını giyecek kadar ayağa kalkabilir değil mi Leydim? Bayan Sorberry, bunun için dua etmeliyiz. Aa, bu çok kötü. Ama bu sıcak çorbayı içtikten sonra eminim... Ziyaretçi kabul etmek için hala çok hasta. Ama çorbayı ona içireceğime güvenebilirsin. Teşekkür ederim Leydim. Zavallı küçük prens uzun zamandır çok hasta. Her şey planladığım gibi gidiyor. Yarın büyük gün. Ben Emperya Kraliçe olacağım. Yelek! Beni mi çağırdınız Leydim? Burada köpeğin için bir şey var. Şimdi her akşamki gibi bu iğrenç yemeği al ve küçük prensimize götür. Peki Leydim. Ve tam gece yarısı herkes uyuduğu zaman gizli hapishanemize inip planımızın son aşamasını gerçekleştireceğiz. Yarın halkımıza prensimizin 3 yıldır süren korkunç hastalığının ölümle bittiğini söyleyeceğim.
Sonra yasalar gereği bu toprakların kraliçesi ben olacağım. İyi geceler soylu efendimiz. Size yemeğinizi getirdim. Gece yarısı genç bir kral olmadan önce sizinle bir kez daha görüşeceğiz efendim. Gerçekten mi? Evet, yeni bir yere gideceğiz ama bu yerin hiç penceresi olmayacak küçük prens. Orada güvende olacaksın. Sen şimdi gül Yuliç. Benim de gülme zamanım mutlaka gelecek. Ha tabii, önünüzde hayatınızı zindanda geçireceğiniz pek çok gün olacak prensim. Bu yemeğin tadını çıkart şimdi. Ben şimdi ne yapacağım? Ha, ne yaptı bunlar? Yoksa yemeğime bir yılan mı koydular? Ay, ne şirin bir oyuncak bu. Bunun içine nasıl girdiğini bilmiyorum ama sen de burada benimle sıkıştın kaldın. Ben ve farelerimle. Ne? Bana ne söylemeye çalışıyoruz? Sen sadece şirin değil, çok da akıllısın. Şimdi güveneceğimiz birini bulup ona Lady Emperia hakkındaki gerçeği anlatmalıyız. Sevgili Bayan Sorberi. Ah, bunca yıl sonra sizi gördüğüme çok sevindim doğrusu. Ah yavrucuğum, sen de kimsin ve bu kaleye girmeyi nasıl başardın? Benim, Prens Gerald. Hatırladınız mı? Ah elbette, bu fare ve üzerinizdeki elbiseler de son kraliyet modası olmalı. Ama açıklamama izin verin. Al bakalım delikanlı, bu pastaları al ve hemen buradan git. Ama ben şey diyecektim. Seni yakalamadan hemen evine dönsen iyi olur çocuğum. Ve bir daha asla kaleye gizlice girmeye kalkma. Ama ya, bu işe yaramadı. Ay, bu pis ve eski kıyafetler içindeyken kim benim bir prens olduğuma inanır ki? Eğer kendime birkaç tane arkadaş bulabilirsem... Gece yarısı Prens Gerald'ı yeni asil zindanına götürme zamanı geldi. Peki seni pis küçük çocuk. Nerede? Aa, yok. Gitmiş. Bayan Sorberi. Korkunç, inanılmaz bir şey oldu. Zavallı hasta prensimiz gitmiş. Gitmiş mi? Evet, kaçmış. Yani sanırım. Yüksek ateşi bazen aklını karıştırıyor. Aa, olamaz. Bu gece sevgili kuzenim Prens Gerald'ı ortalarda görmediğinizden emin misiniz? Aa, hayır, görmedim Lady'm. Bu akşam kaleye gizlice girmiş bir köylü çocuktan başka hiç kimseyi görmedim. O da prens olduğuna dair bir şeyler saçmalıyordu. Yoksa... Bu o olmalı. Zavallı kuzenim o kadar hasta ki bazen bir köylü olduğunu sanıyor ve köylü gibi giyiniyor. Çocuk ne tarafa gitti? Onun ormana doğru gittiğini gördüm. Yanında küçük bir oyuncak vardı. Oyuncak mı? Size ona oyuncak vermemenizi söylemiştim. Hemen sevgili kuzenimi bulup iyi olduğundan emin olmak istiyorum ben. O pis çocuğu yakaladığımız zaman onu asla kaçamayacağı bir zindana atacağım. Oyuncak bebeğini de yakacağım. İşte prensiniz Gary. Köpeğin kokusundan onu bulacak. Mükemmel. Aptal Gerald yakında tekrar zindanına geri dönecek. Yo! Bizi takip ediyorlar. Asla onlardan kaçamayacağız. Belki bir erkek gibi onlarla savaşmalıyım. Keşke bir erkek olabilseydim. Ne demek şimdi bu? Nehrimi geçmeliyim yani? Sen delirmiş olmalısın. Pekala, sıkı tutun sevgili dostum. Fazla tuzlu su yutmamaya çalış lütfen.
Korkarım köpek izlerini kaybettirileydim. O zaman tekrar bulmasını sağla. Nehri geçmenizi emrediyorum. Nerede hata yaptığımı hala anlamıyorum. Benim zavallı robot Şirin'im burada bozulmuş olarak yatıyordu. Şirinler adına onu tekrar ayağa kaldırmak için çalışacağım. He? Şirin baba! Köyümüzde insan var! Köyde insan var! Köyümüzde bir insan var. Lütfen benden korkmayın. Size zarar vermek istemiyorum. Sen de kimsin? Bizden ne istiyorsun? Kıyafetim sizi aldatabilir. Ama ben bir prensim. Prens Gerald. Yarın benim kral olup taç giyme törenim var. Ama kötü teyzem Lady Emperia kraliyeti ele geçirmek istiyor. Robot Şirin'e şükran borçluyum. Lady'nin beni hapsettiği zindandan beni o kurtardı. Ama Lady Emperia'yı ve adamlarını hemen durdurmayı başaramazsam... ...bu krallığımın ve benim sonum olacak. Yardım edin. Sayın majesteleri, ben ve şirinlerim size yardım etmekten onur duyacağız. Onlara sakin olun şirinler. Önce sıcak bir banyo ve temiz giyeceklere ne dersiniz prensim? Çok teşekkür ederim. Yiyecek bir şey var mı acaba? Daha konuşacağınıza beni takip edin prensim. Kendime yatmadan önce bir şeyler hazırlıyordum da. Beni izleyin. Evet hadi gidelim. Gidelim bari, biz de gidelim. Ben sadece prens için yaptıkların çok şirin. Seninle gurur duyuyorum. Gerçek bir baba bile bu kadar gurur duymaz, inan bana. Merak etmeyin sevgili Lady'im. Şimdi meşalelerimizi yakıp o küçük aptalı saklandığı yerden çıkartacağız efendim. Harika olacak. Çabuk olun. Bütün bu bölgeyi yakın. Buradan sizin izniniz olmadan hiç kimsenin geçmesini istemiyorum. Anladınız mı? Taç giyme törenim için kaleye geri dönüyorum şimdi. O küçük aptalı yakaladığın zaman ona ne yapacağınızı biliyorsunuz. Elbette biliyoruz Lady'im. Elbette biliyoruz. Ne geceydi. Ama sonunda bitirdim şirinlerim. Bu görünmezlik formülüm prensi ve krallığını kurtaracaktı. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Şirin baba, o artık bir prens değil. Sizlere majesteleri Kral Gerald'ı takdim ediyorum. Kralımız çok yaşa. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni mahcup ediyorsunuz. Kendimi gerçek bir kral gibi hissediyorum. O zaman krallığınıza ve halkınıza geri dönmeye hazır sayılırsınız. Bu formülü sayesinde yeniden evinize dönebilirsiniz. Tabii ki biz de sana katılacağız. Robot Şirin, senin görevin en zor ve en tehlikeli olanı. Şimdi sen Lady Emperia ve adamlarını yanlış yöne götürmek için onları kandıracaksın, anlaşıldı mı? Yalnız bu formül yalnızca 2 saat için geçerlidir. Hadi şirinleyelim çocuklar! Prens Gerald'ın oyuncak bebeği, yakalayın. Gel buraya, seni aptal yaratık. Oyuncak bu tarafa doğru gitti. Efendim bakın, prensin ayak izleri. Bu tarafa doğru gidiyor, yanında oyuncaktan bir ordusu var. Kaleye ulaşmadan onu mutlaka yakalamalıyız. Hadi bakalım çocuklar, atlara. Prensimizi isteriz! Prensimizi isteriz!
prensimizi isteriz. Sevgili halkım, sizlere bu haberi bildirmekten çok ama çok üzgünüm. Dün gece sevgili yeğenim Prens Gerald kollarımda ölmüş bulunuyor. Olamaz. Zavallı prens. Zavallı prens son nefesini vermeden önce son dileğini kulağıma fısıldadı. Ben Emperya, sizlerin ve bu krallığın yeni kraliçesi olmamı istediğini söyledi. Hayır ama çabuk, çabuk! Bize yetiştiler, çabuk! Yakalanmaktan nefret ediyorum. Prens Gerald'a bakın! Şirin baba, ne oluyor? Henüz 2 saat olmamıştı ki. Bunun olmasından korkuyordum. Daha önce bir insan için bu formülü yapmamıştım. Gerçek dozu bilmiyordum. İşte orada. Seni yakaladık küçük aptal. Daha uzağa gidemezsin aptal prens. Sen koş, biz onları hallederiz. Askerler yakalayın onu. Bundan sonra kraliçeniz ben olacağım. Kraliçe Emperya. Durun. Prens Gerald. Sevgili halkım, ben hayattayım. Lady Emperya beni yıllardır zindana hapsetmişti. Çünkü sizi kandırıp kraliçe olmak istiyordu. Bunu size açıklayabilirim. Sizin iyiliğinizi istiyordum. Durun. Durun lütfen durun. Sana hitam ediyorum. Durun, büyük bir hata yapıyorsunuz. Leydim, neler oluyor burada? Hiçbirinizi istemiyorum! Defolun buradan! Geçin! Prensimiz çok yaşa! Prensimiz çok yaşa! Teşekkür ederim Şirin'le. Bu mutlu güne sizin sayenizde kavuştum. Sağ olun. Krallığımın ilk gününde bu madalyayı bana olan büyük yardımlarınız ve cesaretiniz için size veriyorum. Ah kralımız çok yaşa, kralımız Şirinler çok yaşa. Yaşa. Şirinler çok yaşa. Ben de bunu yiyeyim. Doğrusu çok gururlandık ama robot Şirin bu madalyayı en fazla hak eden kişidir. Kocaman bir kalbi olan bu küçük oyuncak aslında gerçek bir kahraman. Hey, yaşadın! Ve şimdi siz kral olarak görevinizin başına gidiyorsunuz. Biz de artık köyümüze geri dönüyoruz. Güle güle Şirinler. Sizi ve dostluğunuzu asla unutmayacağım. Hoşça kal robot Şirin. Cıvatalarını yağlamayı sakın unutma, tamam mı? Hay, şimdi elime düştünüz işte küçük mavi solucanlar sizi. Koş Sakar, koş! Bu sefer elimden kaçamazsınız. Kötüye dikkat et. Ne kötü? İmdat, beni yakaladı, imdat! Bırak beni, imdat, imdat, imdat! Kes sesini! Nefis bir yemek ki bu. Yemek mi? Hayır. Bu beni imdat usta! Bakamıyorum bile. İmdat! Bakamıyorum. İmdat! Ben daha çok gencim. İlk ısırık her zaman çok lezizdir. Ay! Hapçı! Bu tarafta Sakar, sıvışalım hadi. Hadi koş. Ah,
aman of usta. Ay ay, hayatımı kurtardın. İnan bunun altında kalmayacağım. Merak etme, bunun karşılığını bir gün ödeyeceğim. Boş ver Sakar, bunu her şirin öbür şirine şirinlerdi. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. Nasıl ödeyeceğimi biliyorum. En azından bunu yapabilirim. Sakar, sen ne yapıyorsun? Kahvaltını yatağına getireceğim. Bu kadarını yapabilirim sanırım. Bütün bunlara hiç gerek yoktu Sakar. Sorun değil. Sen rahatına bak. Ben her şeyi yaparım. İşte kahvaltınız. Sağ ol Sakar. Dur, bekle. Önce peçeten. İşte oldu. Bu kadarı yeterli Sakar. Ben zaten hiç kahvaltı etmem ki. Sevindim çünkü sana muhteşem bir şeyler hazırladım. Hayır, yemek yiyecek vaktim bile yok. Biliyorsun dükkanda yapılacak çok iş var. İşin çok mu? O zaman yardım edeyim. Bunu yapabilirim. Nereden başlayayım? Sen otur ve beni izle lütfen. Elbette. Sakar, oradan izleyebiliyor musun beni? Tabii. Buldum. Alet kutusuna vida getirebilirsin. Hadi bakalım. Elbette. Alet kutusundan vida getireceğim. Alet kutusundan vida getireceğim. Tralalala. Tralalala. İşte vidalar. Ne oldu? Bilmiyorum ama bu vidaları hemen şuradan aldım işte. Bak şimdi Sakar, büyük sırrımı öğrenmiş oldun. Ben de çiftçi şirin için bir korkuluk yapıyordum. Bu onu bir süre için rahat ettirir. Usta, yanına geleyim mi? Sen orada kal. Gelebilir miyim? Orada kal. Usta. Orada kal dedim. Usta, peki şimdi? Orada kal. Sakar, ne oldu? Neredesin? Yukarıdayım usta. Usta, sanırım havalandım ben. Çiftçi, işte otomatik çalışan rüzgar güçlü yeni korkulu. Ben de yardımda bulundum çiftçi. Ama altında bir kaya parçası kalmış. Sorun değil, şimdi hallederim. Sakar yapma. Sorun değil, bu kadarını yapabilirim. Onu durdurmalıyız. Direkt olarak köye gidiyor. Dikkat et. Kaçın, korkuluk geliyor. Kaçın, korkuluk geliyor. Kaçın. Korkuluk, kaçın. Kaçın, kurtarın kendinizi. Hareket eden korkuluktan nefret ediyorum. Hadi şu an içi şirinleyelim. Evet, şirinleyelim. Hadi onu artık indirelim. Yoksa onu yakaladım işte. Tamam. Hill'dan nefret ediyorum. Ne harika bir korkuluk usta. Civarda onun gibisi yok. Senin için başka ne yapabilirim? Hiçbir şey istemiyorum. Ama sen hayatımı kurtardın. Bunu bütün şirinler için yapardım. Yani unut gitsin, oldu mu tamam? Peki. Sakar! Ne istedin? Korkuluk mu? Vida mı? Sakar, neden birazcık tahta toplamıyorsun? Tabii! Bu kadarını yapabilirim. Olamaz, ondan kurtulamayacağım. Sakar'ın duygularını rencide etmeden bu sorunu çözümleyecek tek bir şirin var. Bir ömür için sana teşekkür ederim. Bence biz öncelikle sorunun şeyini yapmalıyız. Ben Şirin Baba'yı kastetmiştim. Evet şirinler, usta sanki tehlike demiş gibi bir ortam yaratacağız. Usta imdat isteyecek, Sakar'ın onu kurtarması gerekecek. İşte ben de bunu tavsiye edecektim. Gördünüz mü? Ancak bu yolla işin... Zekilerin derini dese öldükten sonra anlaşılırmış. Her şey hazır mı usta? Pekala şirini. Bir deneyelim, mükemmel olacak bu. Öyleyse hazırız. Tamam.
Sakarı çağırın. İmdat! İmdat! Usta imdat! Odu topluyorum ha, usta odu topluyorum. İmdat! 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 İşte geliyor. Bekle, yanlış yere gitti. Aa, hayır gelmiyor. Hayır hayır, geri dönüyor. Bekleyin, yine aynı yere dönüyor. İmdat! Sorun nedir? Usta nerede? Orada, kütüğün altında kaldı. Sakın korkma dostum, seni oradan hemen şirinleyeceğim, merak etme. Şşt, halat. Halat asılacak kadar güçlü şirin olsaydı. Evet, evet ama Sakar gibi güçlü bir şirin halatı çekebilir, öyle değil mi? Halat mı? Aa, şu halat. Ya, hayır. Sakar. Dikkat et Sakar. Ay aman usta, yine hayatımı kurtardın. Şimdi sana iki kere borçlanmış oldum. Umarım bu işe yarar Şirin baba. İşte geliyor usta. İmdat, imdat, imdat. Sakın merak etme usta, geldim. Keşke yüzmeyi biliyor olsaydım. Kayığı alabilirsin. Doğru, kayık. Keşke kürek çekmeyi bilseydim. Çok basit. Yardım ederiz. İşte geldim usta. Asıl. Hadi. Birazdan oradayım usta. Merak çok etme. Birazdan oradayım. Biraz yavaşla. Çok hızlısın. Yavaş ol diyorum sana. Yavaş ol. Çabuk. Halatı çekin. İmdat. İmdat. Kötüyü tut Sakar. Ve asla unutma. Yaşaman buna bağlı. Hadi tut. Usta, yine hayatımı kurtardın. Bu tıpkı bir rüya gibi. Daha çok kabus gibi. Buldum. Sakar böylelikle ustayla ödeşebilir. Son kez olarak sahte bir canavar ustayı yakalayacak ve Sakar'ın tek yapması gereken de onu korkutmak olacak. Nasıl fikir? Evet, çok iyi bir fikir. Bu iş için korkulu kullanmalıyız. Harika bir fikir bu Şirin baba. Ay, çok ürkütücü. Evet, sanırım bu işi iyi becerdik Şirinlerim. Tekere bir taş daha lazım. Ben gidip taş getireyim bari. Çocuklar, canavarımız geliyor. Hem de çok çirkin. Şirin, usta seni şurada bekliyor. Harika olmuş. Şirin baba, gerçekten bir numara bu konuda. Canavardan nefret ediyorum. Böden nefret ediyorum. Vay, korkulukla çok iyi iş becermişler. Çok başarılısınız çocuklar. İmdat, Sakar. Hatta sesi bile gelecek canavara be. O kadar sıkmayın ama çocuklar. Bu Şirin babanın en iyi fikirlerinden biri. Hey Şirinler, geri getirin. Hatta sesi bile gerçek canavara benziyor. Bir dakika, bu korkuluk değil. İmdat, evet bu bir korkuluk değil. İmdat. Ulu Şirin, usta gerçek bir canavarın eline düştü. Hey, seni gidesin. Ustamı bırak çabuk, hadi. Evet, ve bir an önce Şirin de, yoksa Şirin baba sana çok kızar. Sakın korkma usta, geliyorum. Bana güvenebilirsin. Canavara yol açın. Vay, Sakar hayatımı kurtardın. Efendim, sanırım artık ödeştik usta. Hem de kesinlikle ve ben sizinle gurur duyuyorum. Ya hayır Şirin baba. Ne? Bence bu durumda
Şimdi de usta Sakar'a borçlu. Çünkü Sakar onu kurtardığında usta ona borçlanmamıştı. Yani Sakar da... Şimdi babanın dediği gibi şimdi herkes ödeşti.